Misafirimiz var. Böyle sabaha kadar oturmayacağız herhalde Şeniz Hanım. Malum, işlerimiz var. Fark ettim. Yolculuk var anlaşılan. Bu sizi ilgilendirmez. Sizin bu evcilik oyunu, saçmalığı ya da artık adına ne diyorsanız... Eğer buraya hakaret etmeye geldiyseniz... Yok yok. Ben kartları açık oynamaya geldim. Sizin bu evlilik, aşk saçmalıklarına zerre inancım yok. O küçük aklınla beni kandırabileceğini sanıyorsan... yanılıyorsun. Ne yapmaya çalıştığını çok iyi görebiliyorum. Nedim için? Oğlumu kullanıyorsun. Beni oğlumla vurmaya çalışıyorsun. Dünya Şeniz Karaçay'ın etrafında dönüyor değil mi? Ya bizim evliliğimizin gerçek olma ihtimali yok. Ama sizinle ilgili olabilir öyle mi? Cenk bizi biraz yalnız bırakır mısın? Hayır. Ne konuşacaksak birlikte konuşacağız. Tamam. Tamam o. Öyle olsun. O zaman daha açık sorayım. Ne istiyorsun? Anlamadım. Ne istiyorsun? Oğlumun peşini bırakmak için ne istiyorsun? Ev? Para? Tekne? Nedim? Siz aklınızı kaçırmışsınız. Lütfen burayı terk edin. Sen beni annenle karıştırdın herhalde. Ben yutmam. Niçin evlendiğiniz gün gibi ortada. Şimdi... o pençelerini ya oğlumun üzerinden çekersin... ya da... Ya da... Ya da ne olur anne? Aptal oğlum be. Görmüyor musun gerçekten? Ne yapmaya çalıştığını görmüyor musun? Seni kullanıyor. Derdi sen değilsin ki. Derdi Nedim. Biz Cenk'le evlendik. Bu sizin üzerine hikayeler kurabileceğiniz... parayla satın alabileceğiniz bir şey değil. Bu kadar saçmalık yeter. Yarın ilk nöbetçi mahkemede boşanacaksınız. Sonra benimle ne derdin varsa yüz yüze halledeceksin. Oğlumu rahat bırakacaksın. Cenk. Anneni durdur. Hadi anne gel. İşimiz gücümüz var daha. Hadi. Cenk kendine gel. Ben senin annen. O da benim karım. Hadi. Cenk. Hadi. Biz kararımızı verdik. Yarın sabah yola çıkıyoruz. Sizden, dertlerinizden, bu çirkin imalarınızdan çok uzağa gidiyoruz. Annen Zoka'yı yuttu. Sıra oltaya takılmasında.